Peki Evet. soğuk algınından biraz bahsetmiş olduk. Dilerseniz Evet. hepsini tek tek açıklamak ve aktarmak Tabii adına ki. hızlıca geçelim. Boğaz iltihaplanması Evet, şimdi nedir? çocuklarda yine sık görülen bir durum. Çocuklarda biliyorsunuz bademcikler dilin iki tarafında. Bunlara bir tonsilla palatina diyoruz. Çünkü niye? Başka bademciklerimiz de var başka yerlerde. En sık işte iltihaplanan bunlar oluyor. A grubu beta hemolitik streptokok denilen bir bakteri var. Bu bakteri işte halk arasında beta diye bilinen. Beta virüsü diyorlar ama aslında virüs değil bu bakteri. Bu bakterinin yarattığı kronik bademcik iltihabı olabiliyor. Akut iltihaplarla başlıyor ve bu çok sıklaşırsa çocuklarda çok sık gördüğümüz işte bademciğin alınmasına kadar mecburen gidilen bir süreci getiriyor beraberinde. Ve çocuklarda sık görülebiliyor bu bademcik iltihabı. Eğer bu iltihap çok sıklıkla mı görülürse bu Onların bir ameliyata doğru standardı gider. var. Evet, uluslararası bir standardı var. 2 sene üst üste, 3 ve 3'ün üstünde iltihaplanmışsa aynı bademcikten bahsediyoruz ve beyaz beyaz iltihapları o yüksek ateşle işte diz ağrısıyla, kırgınlıkla falan. Bu eğer 2 sene üst üste 3 kez tekrarlamışsa, 3 ve 3'ün üstünde ya da tek bir senede 5 ve 5'in üstünde olmuşsa aynı iltihap, hani grip değil, nezle değil, direkt bademcik iltihabından bahsediyoruz. O zaman bu bademciğin alınmasının gerektiğini düşünürdük. Şimdi de aslında düşünüyoruz ama biraz biraz yeni yeni yöntemlerle ki ben bir tanesini böyle uyguluyorum. Bademciği tamamen almaya gerek kalmadan kapsülünü hastada bırakarak insan, yani fonksiyonlarını devam ettiren bir yapıyı bırakarak sadece problemli dokuyu alabiliyoruz ki bu çok avantajlı bir şey. Çok Hem daha sağlıklı bademcik bir kendinizde yöntem kalıyor sanırım. hem de daha az ağrı ve daha az kanama demek ameliyattan Peki sonrasında. bademciğin Yani aslında alınması... bunlar vücudun boğaza giren mikropları koruyan askerlerin bulunduğu burçlar. Boğazda. Şurada var, şu buralarda var, dilin arkasında var. Evet. Onlar daha sonra da bunları yine konuşacağız. Daha geniş geniş konuşacağız. Şu oradaki kaleler nedir, şunlar bunlar diye. Ama bazen kale yıkılınca bu kenarları oralarda daha kolay yerleşiyor ve sökemiyorsunuz. Çünkü oranın beslenmesi kan damarları olmuyor diye biliyoruz. Şimdi o zaman o sadece bozulan kısmı Evet, almak, kalenin burcun yerinde kalıyor. bozuk kısmını alıp ama esas askerlerin savaşabileceği burcu tümüyle almaktansa gibi yeni yeni bir takım cerrahi yaklaşımlar da var. Ve bunların da başarılı olduğunu söylüyorsunuz. Bu da çok güzel bir müjde. Çünkü yani burcu düşman aldı diye öğüt diye o burcu yıkmaktansa o burcu tekrar kullanabilmek, vücudun o düşmanlarla savaşmak üzere askerlerini biriktirdiği yerleri sağlam bırakmak lazım. Bu da çok hoş cerrahi tekniklerin geliştiğini gösteriyor bize. Sağlıkta her Bu geçen da gün güzel. yeni teknolojiler gelişiyor anladığımız Ama bu kadarıyla. bademcikler için. Evet. Bir de tabii ortadaki bir teknik Genizde. bu durum böyle bıngır bıngır ortada da sallanır. Biliyorsunuz o da burçlardan bir tanesi. Orası şey var bir şeyler bazen de oraya yerleşiyor zaman zaman. Elbette farenks bölgesine, burnun arkasındaki geniz bölgesine ki geniz etimiz var bir de bebeklerde doğumla beraber başlayan ama 9 yaşına kadar küçülerek kaybolan ama hiçbir zaman büyük boyut olmaması gereken işte veya yine mikrobik bir odak haline gelmemesi gereken yine lenf bezleri. İşte 2 tane bademciğimiz sağlı sollu bir de geniz etimiz var ki çocukluk çağının en çok koruyucu olan organları bunlar. Peki hocam geniz eti rahatsızlığı olduğunu anne babalar nasıl anlayacak? O nasıl belirti veriyor? Evet, geniz eti geniz bölgesinde burnun en arkası, küçük dilim ve damağın da arka kısmından bahsediyoruz. Buranın geniz eti tarafından kapatılması ya da tıkanması sonucu çocuk artık burnundan değil ağzından nefes almak zorunda Rahat hissediyor kendini. uyuyamaz. Evet, uyurken ağzı açık kalıyor. Zaman zaman küçük küçük horlamalar olabiliyor. Bu geniz eti hastalığının bir belirtisi. Geniz eti yine hastaysa zaman zaman eğer mikrobik odak haline gelmişse geriye doğru akıntı da yapabiliyor. Bu da yine gece öksürüklerine sebep olabiliyor ya da sabahtan sonra gündüz de öksürebiliyor çocuk buna bağlı olarak. Peki. Hocayı çok ilgi uyandırdı. Seyirciler Hemen böyle el kol sorumuz var. kaldırmaya başladılar valla bizimkiler. Rut diye soracaklar. Hemen Bilmiyorum alalım buyurun neler tuttular. şikayetiniz. İyi günler hocam. Bir sorum olacaktı. Benim abimin torunu var 7 yaşında. Her ay hastalanıyor. Antibiyotik içiyor sürekli. Ateş düşürücü. İleride ne gibi bir zararı olur ya da ne gibi bir tedavi uygulamamız gerekiyor?
Bir çözüm bulamadık yani. Hastalanıyor derken hoca sormadan ben sorayım. Boğazı mı ağrıyor? Boğazı ağrıyor. Boğazı şişiyor. Boğazı ağrıyor, şişiyor, ateşleniyor. Ateş, burnu tıkanıyor. Evet. Her ay hastalanıyor ve her ay antibiyotik kullanıyor dediniz. Şimdi eğer gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç duyulan bir durumsa bu. Yani çünkü şunu ayırt etmek lazım. Yani biz de hekimli olarak ben de aynı hatayı yapabiliyorum. Çoğunlukla sürekli antibiyotik verme taraftarı oluyoruz. Bu yanlış bir şey ama işte onu ayırt etmek lazım. Gerçekten antibiyotiği hak ettiyse çocuk o her ay enfeksiyonunda bu zaten kronikleşmiş bir durumdur. Ve 7 yaş zaten bunun için geç bir yaştır aslında. Daha önce tespit edilmesi gerekir. Çünkü niye? Şimdi şunu söyleyeyim. Bademcikten bahsettik. O bademcikler yani şu dilin iki yanındaki o çocuklukta çok sık hastalanan bademciklerden bahsediyorum. Onlar 4 yaşına kadar hocam koruyuculuğu yüksek. 4 yaşından sonra diğer bademciklere geçiyor olay ama onlar zaten çok sık hastalanan şeyler değil. Bir tanesi timus mesela. Hani hepimizin çok iyi bileceği. Bu timus lenf sisteminin patronu. 4 yaşından sonra timus ele alıyor her şeyi aslında. Yani şu dilin iki yanındaki o bademciklere ihtiyaç da kalmıyor. Zaten küçülerek kayboluyorlar. Bunu biz normalde erişkinde göremiyoruz bile sağlıklıysa eğer. Onun için 7 yaş aslında bunun için çok geç bir yaş. Sık sık da iltihaplanan bir bademcik varsa ortada 2 tane bataklık var demektir. Ve o her ay antibiyotiğe sebep olan durum ise sivrisinektir. Sürekli sivrisinek öldürüyoruz. Bir daha geliyor. İşte bu bataklığı kurutmak lazım. İşte onun için kronik enfeksiyonu halletmek çok lazım. Geç dedi hoca ama hiçbir şey için çok geç değildir. Daha da fazla hasta edip durmayın oğlanı. Evet. Oğlan mıydı kız mıydı? Kız. Kızı bir an önce bir kulak burun boğaz uzmanına götürün. Korkup durmasınlar. Bu ameliyatlar son derece kolaylaştı. Bence uzatmayın daha fazla işi. Ameliyattan korkmuyoruz artık. Öyle değil mi? Ameliyat son derece basit. Çünkü aslında bu kadar hastalanma ve daha bu kadar kötü. İlaç kullanma daha zararlı. Daha zararlı. Yani çocuğu ameliyat ettirmeyeceğim derken zararlı. Her seferinde antibiyotik kullanılması da çok büyük sakınca değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani dünyada görülen enfeksiyonların aslında %80'i belki antibiyotiksiz iyileştirilecek bir durumda. Ama biz neredeyse %100'e yakın antibiyotik çocuklarda kullanıyoruz. Antibiyotik kullanımına da bir parantez açalım mı? Ay o felaket. Elbette. Çok fazla kullanıyorlar. Evet. Annelerin zoruyla kullanıyorlar. Anneler ağrı kesici yerine antibiyotik veriyorlar. Evet. Oradaki vücudu koruyucu mikropların canını okuyorlar. Evet. Hepsi perişan ediyorlar ama ona benzer bir soru daha var galiba da. Ben orada... Peki hemen sizin sorunuzu alalım. Buyurun dinliyoruz. Hocam benim kardeşim 10 yaşında. Antibiyotik kullandığımız halde geçmiyor. Hani ameliyatın yaşı var mı? Hani ameliyat ettirsek, bademciklerini aldırsak. Çok geç derse daha bu soruyu sorar. Daha da geç. Ben söyleyeyim. Çok geç falan diye değil. Evet, eğer tabii. Yani bu kriterleri hoca çok güzel söyledi. Evet. Yani bir yılda 4-5'ten fazla ateşli hastalık geçiriyorsa ve 2 yılda 3'er 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 geçiriyorsa ki çok daha fazla diyorsunuz. Evet. Hoca buyur ne dersin? Şimdi, ameliyatın yaşı yok. Yani küçük olarak da yaşı yok sınırı. Çünkü eğer bir çocuk 1,5 yaşında da bu problemle yaşıyorsa o zaman yine sıkıntı var demektir. O zaman da çözülebilir ameliyatla. İleri yaşta da bir sınır yok. Bademcik ne zaman kronik hale geldiyse o sorun artık daha büyük problemlere yol açacağı için her zaman çözülmesi gerekir. Ama bu ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu tabii tekrar bakarak gerçekten doğru kararı vermek lazım. Evet. Geniz eti ameliyatı ne zaman gerekli onun da cevabını alalım sizden. Geniz eti eğer çocuğun büyümesini, gelişmesini, yemesini, içmesini... uykusunu bozacak durumdaysa ve bu artık çocuğun bünyesine zarar vermeye başladıysa onun da yaşı yok. Hı. Yani ne zaman problem eğer ciddi problemlere gebe ise o zaman zaten biz bu geniz etinin de alınması taraftarıyız. Geniz eti ameliyatı da yine şöyle zannedilmesin. Hani geniz etini aldık, çocuk geniz etsiz kaldı ne yapacak? Hı. Öyle bir şey yok çünkü aslında... Ne faydası var vücuda hocam? İzleyicilerimize dilerseniz burun aktaralım. Burun yoluyla vücuda giren mikropları... vücudun bağışıklık sistemine haber veren bir organ. Yani öldüren, tutan, işte bozan bir organ değil. Sadece haber veriyor aslında. Vücudu hazırlıyor. Hani bir binanın kapısındaki görevli gibi. İçeri ölçü, haber ölçü. Veriyor. Evet, diyor ki ya bir şüpheli bir şahıs girdi, dikkat edin gibi. Geniz eti bunu yapıyor. Bademcik de boğazdan girenleri aşırı yapıyor. Kaybediyoruz.
Şöyle, o aslında o 9-10 yaşına kadar zaten oluyor bir şekilde. Yani biz alsak bile mukozanın içerisinde zaten belirli miktarda geniz eti var. Biz onu sadece tıraşlayabiliyoruz. Tamamen alamıyoruz çünkü kapsüllü bir organ değil. Göz gibi değil yani. Böyle hani serpiştirilmiş, tuz atılmış gibi bir şey gibi. Yani orayı alıyoruz ama geride zaten kalıyor. Onun için de hani geniz eti alınan çocuklarda bağışıklık sistemi zarar görmüyor. Peki, biraz da dilerseniz orta kulak iltihabından da bahsedeceğiz dedim. Ya çocukken çok çekmiş biri olarak ne kadar büyük bir sorun olduğunu. Ya çocukken çok çekmiş biri olarak ne kadar büyük bir sorun olduğunu biliyorum. Tabii. O çok büyük bir ağrı yapıyor hocam. Evet. Şimdi nedir orta kulak iltihabı? Aradaki bağıntıyı bildiği için akıllı hemen geniz etinden oralara o titler orta şeyden bazen tatlıdan geçiyor. Şimdi bir yerden konuyu açmak lazım. Şimdi orta kulak ya da kulak diyelim, kendi kendine hastalanan bir organ değil. Bunu önce bilmek lazım. Çünkü kulak sadece ve sadece geniz yoluyla hava alan bir organ. Zar sağlamsa tabii ki, sağlam olduğunu düşünelim. Orta kulağa hava getiren sistem östaki borusu. O da genizden alıyor havayı. Gösterelim. Yok, onların içinde yok. Ben kulağımızı şuradan geçelim. Şurada belki örneğimizi görürüz hocam. Evet efendim. Evet, orada belki vardı. Anladığınız gibi östaki borusunun yerini hemen şurada bademciklerin yanından kulağa doğru giden bir boru var. İçi boş bir boru. Evet, gösterelim hocam. Orta kulağın havasını sağlıyor. Var mı sizde, değil mi? Evet, burada. Aa, evet. Vallahi ne güzel. Şurada açalım şunu isterseniz. Yardımcı oldu mu? Tamam, süper. Tamam, peki. Evet, şimdi kulak kepçemiz. Dış kulak yolumuz. Şu pembe olan da kulak zarımız. Şu genize açılan, yani burnun en arkasına açılan kastan oluşturulmuş bir yumak ve bir boru. Östaki borusu bu. Yani orta kulak boşluğunun şuranın havasını bir tek bu getiriyor. Bunun ucunda geniz eti büyürse eğer buradan hava giremiyor orta kulağa. O zaman ne oluyor? Burada hava azalınca zar içeri doğru çökmeye başlıyor. Çünkü dış basınç iç basıncı yenmeye başlıyor. İltihap öyle mi oluşuyor peki? Şimdi onu anlatacağım. Mesela uçakta da bu olur. Uçakta da dış basınç arttığı için burası aynı kaldığı halde zar içeri doğru gömülür ve biz kulağımız tıkanır. Ve inişten sonra eğer sağlıklıysak bu çabucak düzelir. Şimdi zar çökmeye başlayınca vücut alarma geçer. Der ki buradan hava çekeyim tekrar. Bu havayı tekrar oluşturayım. Eğer geniz eti gibi kalıcı bir sorun varsa burada havayı da çekemez tekrar. Ve o zaman ne olur? Burayı basıncı eşitlemek için vücut sıvıyla doldurur. Kendi salgıladığı bir sıvıyla. O zaman ne olur? Tamam, basınç eşitlenir ama bu sefer orta kulakta hava yerine sıvı olmuş olur. İletimi bozar. Yani ses iletimi hava yoluyla olan bir şey. Eğer burada sıvı varsa o ses iletilemez hale gelir. Yani kulağınızda tıkanıklık hissedersiniz uçakta olan gibi işte. Çocuklarda önce bu hava bozuluyor. Zar içeri doğru çöküyor. Sonra bu havayı bu basınca eşitlemek için vücut oraya sıvı salgılıyor. Sıvı oluştuğu zaman çocuklarda mesela ona seslendiğinizde bazen duymuyor. Veya işte bir şey söylediğinizde kelimeyi tekrar ettirmiyor. Efendim, efendim diye tekrar. Veya okul çocuğuysa dersi anlayamıyor. Bu süreci birazcık devam ettirirse vücut bu sefer o sıvı daha kıvamlı hale geliyor. Diyelim ki su halinden reçel haline geliyor. Daha da kalırsa bal haline geliyor. Bal halinden de zamk haline geliyor. İşte bu süreci biz eğer takip etmezsek çocukta bu sefer o sıvıların üzerine de tabii ki mikrobik enfeksiyonlar çok daha kolay yerleştiği için zaman zaman sık sık kulak iltihabı geçirmeye başlıyor çocuk. Biz normalde senede bir defa filan orta kulak iltihabı geçiren bir çocuğa hiçbir şey söylemiyoruz. Bu normal bir şey. Ama 6 ay içerisinde 3 kez kulak iltihabı geçirmişse bir çocuk o zaman uyanmamız lazım. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Olay kulakta değil ama işte olay genizde veya burundadır diye düşünmemiz lazım. Ve zaten kulak burma uzmanına getirdiklerinde bizler bakıyoruz. Bu muayene sonrasında zaten sebepleri söyleyebiliriz. Yani kulak hastalanıyorsa bilin ki bir dış sebep vardır. O dış sebep de genellikle genizde. Bu basit bir muayene değil mi hocam? Çok basit bir muayene, evet. Tabii. Açtığın ağzına bakıyor. Kulağına bakıyor zaten. Kulak burun boğaza bakıyor zaten. Endoskopiyle yani kamerayla hem buruna bakıyoruz hem boğaza hem kulağa. Artık kamerayla mı hocam? Ben onu bilmiyordum. Evet. Çok mükemmelleşti. Eskiden ağzını açtırma yaptı bilmem ne derken böyle kulakları otoskopiler vardı. Evet. Şimdi onlar bile çok daha rahat gözükebilir hale geldi. Hadi. Ama ben sana bir soru sorayım. Tamam. Burada Nur Tuba'yı biz yavaş yavaş doktor yapacağız. Bu yılın sonunda da ben ona diplomayı vereceğim. Hep beraber buraya geldi doktorlara. Şimdi peki, küçük dinliyorum. Bebecikler. Minnacık bebecik. 3 aylık. Tamam. Kırk uçurmaya uçağa bindi. Gidiyor. İstanbul'dan. Ben 40 günlük bebeğin uçağa binmesinden bile korkuyorum hadi hocam. Bakalım. Doğru mu? Hadi bakalım o zaman.
Ağlar mı çocuklar uçağa binince bilir misiniz? Arabayı bir uçağa binenler. Hep çocuklar feryat figandır. Hep ağlaşır dururlar. Basınç farkından herhalde. Hepimizde basınç farkı var. Çocuklar niye çok ağlar? Bilemeyeceğim hocam. Neden ağlıyorlar? Gel. Hoca bize söyleyecek. Peki neden ağlarlar hocam? Çünkü minnacık bir aylık, iki aylık, üç aylık. Çünkü onu soracağım. Küçük çocukları uçağa bindirmenin ne zararı var? Bağırır ağlar çocuklar hep. Hele evet varsa bu egeniz eti falan muhakkak evet, ama evet. Olmadan da çok küçük çocukları bazen bindiriyorlar. Evet. Bir zararı var mı hoca? Neden ağlıyorlar çocuklar? Onu söyleyelim. Şu östaki borusu bu erişkin bir hastanın kulağı. Şöyle bakın verev bir açıyla duruyor. Şimdi bebeklerde bu biraz daha yatay şöyle duruyor. Bu yatay olduğu için burundaki her şey daha kolaylıkla kulağa yansıyabiliyor. İşte burundaki basıncı daha kolay kulağa yansıtabiliyor. Çocukları da zaten hep yatay tutuyoruz biz. Evet aslında emzirirken onu da söylemek lazım. Bebekleri yani. Emzirirken kafasını dik tutmak lazım. Yatay emzirilen bebeklerde kulak sorunu olmaya başlıyor. Sütgenize bu sefer. Ve kulağa tabii, karışıyor. Tabii. Kulak problemi çok yaşıyor bebekler. İşte kulağı ağrıyor diye getiriyorlar bize mesela. Bakıyoruz yani kulakta emzirme bir şey yok. Hatası. Aslında evet emzirme hatası. Onun için de bebekler evet uçaklarda sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle sonbaharda ve kışın İstanbul'da özellikle bebek büyüten ailelere bir önerim var. Gece mutlaka odalarında soğuk buhar makinesi çalıştırın. Tam tersini yapmayın. Bakın tam tersi şudur sıcak buhar. Sıcak buhar nereden üretiliyor? Eğer siz bir su koyarsanız kaloriferin yanına ya da çamaşırlarınızı onun odasında kurutursanız o zaman sıcak buhar çıkıyor. Sıcak buhar tahriş edici. Ve ödemi arttırıcı etki yapıyor. Yetişkinler için aynı şey geçerli mi? Aynı şey geçerli tabii ki. Soğuk buhar makinesi çok daha sağlıklı. Halbuki ne kadar alışmışızdır. İçerisi kurur evet. diye. Evet. Bütün kaloriferli suluklar evet. konulur. Evet. Fır. Ondan sıcak buhar çıkıyor. Tabii. Ve zarar veriyor. Vay. Tedavisi aslında çok zor değil anladığımız kadarıyla. Çok zor değil. Bir de şunu söyleyeyim. Yine ortokulak iltihabıyla da bağlantılı ama bütün aslında hastalıklarla çocukların yaşadığı çok ciddi olanları bir kenara bırakırsak eğer basit gribal enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları veya ortokulak iltihapları ilk 3 gün mümkün olduğu kadar ilaç kullanmayalım. Ateşini 38,5'a kadar mutlaka bekleyelim. 38,5'a kadar çıkan ateş her zaman sağlıklıdır. Eğer siz 38,5'tan önce buna engel olursanız, ateşin çıkmasına engel olursanız ya da ateş çıkmasın diye üzerini soyarsanız ki hep havaleden korkuyoruz değil mi? Aslında havale o kadar sık görülen bir şey değil. Ve havaleye meyli olması gerekir çocuğun havale geçirmesi için genellikle. Onun için de bu ateşi bekleyelim 38,5'a kadar. 38,5'u geçince müdahale edelim. Çünkü bu bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı ateş. Çocuğun hafif kırgınlığı da yine aynı şekilde. Hapşırığı, akıntısı da. Çünkü bunların hepsi vücuttan dışarı atmaya yöneltiyor mikrobu. Değil mi? Vücudun çok fazla telaş sistemi. Yapmaya gerek yok. Evet. Yani çocuğu böyle kristal köşklerde büyütmek de iyi bir şey yaptığımızı zannediyoruz ama bakın o mahalledeki çocuklar yalın ayak gezer, or pisliğin içine dolanır. Ama sizin böyle kristal köşklerde yaşattığımız pamuklarda büyütülmüş çocuklardan daha hasta olur. Çünkü o savaşmayı öğrenmiştir. Evet. O yüzden de hocanın da ben de ona kesinlikle katılıyorum. Yahu biraz da dövüşmeyi öğrensin vücut. Evet. Yani ama hattettireceğim diye. Olacak çocuklar hep böyle hasta olana geldik bu yaşlara kadar. Peki o zaman evet. şöyle diyelim artık süremizin sonuna geldik. Çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına Cihan hocam sizin söylediğiniz ama en geçerli sebeplerden bir tanesi. Ama hocanın bu konuda bir deneyim var zannediyorum değil mi? Yani yeni jenerasyon giderek daha fazla hasta olmaya başladı. Tavsiyelerinizi alın. Konu da var daha yani. Fazla ilaç kullanmaya başladı. Daha çok bu da çok tehlikeli bir şey. Yani. Sürekli her şeye ilaç. Sanki ilaçsız hiç iyileşemeyecekmişiz gibi bir algı oluşturuluyor. Bu da yanlış. Ona dikkat etmek lazım. Bu ilk tavsiyeniz olarak değerlendiriyorum. İlk tavsiye bu. Tedaviyi bir önce öğrenmek istiyorum. Hocam süremiz bitiyor. Evet. Her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Kadir hocamızla da bağlantılı olarak bir şey söyleyeyim. Reflü çocuklarda da görülüyor reflü. Ha, tabii. Boğaz reflüsü çok görülüyor. Ve en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Yatmadan önce çocuğunu çok seven annelerin sürekli bir şeyler tıkıştırması. İşte meyve yesin, şunu da yesin, sütünü de içsin öyle yatsın. Şimdi süt. Midedeki asidi önce azaltıyor ama sonra arttırıyor. Onun için de sütü özellikle çocuklara akşam yatmadan önce vermeyin diye bunca ben tavsiye ediyorum. Bunca senedir yapılan yanlış mı hocam? Hep evet. bize ballı sütler içirirler. Yani akşam sütü çok sağlıklı bir şey değil. Onu sabah verebilirsiniz. Tabii ki sütten esirgemeyin çocuğunuzu ama yani mutlaka akşam vermeyin onu söyleyeyim. Bir de son iki saatte çocuğu yatmadan önceki son iki saatinde midesine hiçbir şey gitmesin su hariç. Su hariç. Bu en büyük koruma çünkü gerçekten ya. Enfeksiyonları arttırıyor. Doğru bilinen ne çok yanlış öğrendik bugün değil mi? Yani işte akşamleyin küt diye attırıvereyim, küçük çocuğumun karnını doyuruvereyim, hemen süt içirmeden yatırmayayım, süt midasını azaltır. Bütün bu doğru bilinenlerin
aslında gelişen bilimle yanlış olduğunu anlaşıldığında görüyoruz. Epey epey bir şeyler de görüyoruz. Bayağı şey öğrendik bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne demek? Hakikaten çocuk rahatsızlıkları deyince anne babaların çok fazla telaş yapmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Evet. Yani sabretsinler. Bunları yaşaya yaşaya bağışıklık sistemleri evet. kuvvetlenecek herhalde. Evet. Söylemek istediğiniz yine cümleleriniz varsa alalım evet. sonra yani, teşekkür edeceğiz. Sabretsinler. Evet herkes ızdırap içinde oluyor çocuk hasta olunca. Çocuk da biz de ama... Eğer sabrederseniz gerçekten 2-3 gün sonra bu hastalığı aslında kolaylıkla atlatabileceğini göreceksiniz. Biz onu görmüyoruz. Hiçbir zaman görmeden hemen müdahale edelim istiyoruz. Onun için ona dikkat etmek lazım. Peki kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Tahir Akdeniz çok teşekkür ediyoruz. Çok efendim. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz.